Herkese merhabalar, kontrol ettim çekiyor mu diye. Böyle videoların başında abuk sabuk bakışlarım falan da oluyor ama çekmemesinden iyidir kontrol etmek. Bir alışveriş videosu çekeceğim. Aslında bekletiyordum biraz. Alışveriş videolarımı özlemişsinizdir diye umuyorum. Bekletiyordum biraz çünkü Marco Fani'den yaptığım bir alışverişim var. Onun gelmesini bekliyordum. Normal şartlarda bugün elime gelebilirdi fakat iş adresimi verdiğim için işe gidecek. Yani bugün teslimat olamayacak. İnşallah pazartesi alırım. Ondan sonra onun videosunu da çekerim. Karışık oradan buradan falan. Öyle bir alışveriş. Hemen şöyle büyük bir parçayla başlayayım. Şöyle çekeyim. Zara indirimi başladı biliyorsunuz. Çanta nereden ısınmış? Çanta mı ısınmış? İnşallah içinde bir şey yoktur. Erimemiştir. Zara indiriminden aldım. Şeyin şarj aletinin üstüne koymuşum laptopun. Şöyle böyle sapları var. Bir de uzunca bir sapı var. Bir kötü yani şu şey burasının genişliği falan hoşuma gitti. Böyle ince değil. İki tane şeyle açılıyor. Bir kötü yanı var. İçinde sadece şurada minnacıcık bir gözü var. Çok küçük bir göz. Başka büyük bir gözü yok. Böyle telefon anahtarı falan koymalık. Bu kadar büyük bir çantanın içine öyle bir şey koysalarmış süper olurmuş. Ben tabar rengi tercih ettim. Aynısının, aynı modelin bir tane böyle vizon gri tarzı bir rengi vardı. Ya yeşili diyemem de. Yani böyle açık gri gibi bir renk. O renk çantam 2-3 tane var herhalde diye düşündüm. Bir tane de annemde var falan. Bu renk küçük yani bu boy kullanışlı bir çantam yoktu. Onun için bunu aldım. Aslında siyah olsa tabii süper olurdu. Yoktu. Bu tarz çantaları çok seviyorum. Çok rahat kullanıyorum. Plastik bu. Ben bunları plastik diyorum. Yani suni deri. Ama güzel gözüküyor. Yani adi gözükmüyor. Derisi şeyi de plastiği de yumuşak. Böyle dikişleri falan çok kötü değil. Böyle olduğu zaman kullanabiliyorum. Rahatlıkla. Sonra ona çanta çok sade diye hemen bir ciciş aldım. Şöyle çıkartıp göstereyim. Metallerinin de aynı renk olması çok güzel oldu. Tam çantanın metallerinin renginde. Bir anahtarlık çanta süsü. Aslında nasıl kullanmak isterseniz anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle bir tepesi var. Nereden aldın diyeceksiniz. Mağazanın adını hatırlarsam söylerim tabi. Yels diye okunuyordur herhalde. Yeni açan bir aksesuar mağazası Osmanbey'de var. Başka nerede var bilmiyorum. Ankara'da da var. Çünkü Gujrat da oradan alışveriş ediyor. Buna bayıldım. 12.90 bu çanta süsü. Çanta sanırım 60 ya da 70 lira. Tam hatırlamıyorum. Bir daha göstereyim. Şöyle. Ya çanta bu da uzun sapı. Çok severek aldım. Ha, çantanın içinde başka ne vardı? Bir de almış olduğum el kremim vardı. Onu da göstereyim. Çünkü kullandığım el kremlerinden memnun değilim fazla. Yani iş görüyor, idare ediyor ama o yapış yapış şey kalıyor ya kullandıktan sonra elinizde. O beni biraz rahatsız etmeye başladı. Vazelin'in şu el kremini aldım. Bu pembe tüpte olan. Sağlıklı eller, daha kuvvetli tırnaklar falan diyor. Yani faydası olur mu bilmiyorum tırnaklar için ama yapısını sevdim. Boyu ideal çantada taşımak için yani daha küçük şeyler de olabilir ama bu orta boy bir şey. Sürdükten sonra hemen emiyor. Hiçbir yapış yapışlık bırakmıyor. Sadece yumuşatıyor. O açıdan seviyorum. Kuvveti de yumuşatması da benim için şu anda yeterli. Ben el kremi kullanma konusunda başarısız bir insanım. Çünkü o eldeki o yapış yapış hissi sevmediğim için hep ne denir? İhmal ettiğim bir şeydi ama bu kış ihmal etmedim. Kış başından beri kullanıyorum. Çünkü geçen kış özellikle elimde böyle deri açılmaları, kurumalar, böyle top top şeyler olmuştu. Ve olduktan sonra onun geçmesi daha zor. Kış başından beri kullanıyorum el kremi. Şimdilik ellerimde bir problem olmadı. Bu arada manikürüm henüz yok. Özür dilerim. Arada bir böyle ara veriyorum. Oje sürmüyorum. Bu el kremini %50 indirimle Migros'tan aldım. Fiyatı 3,5-4 liraya falan geldi zannediyorum. Tam hatırlamıyorum. Yine onunla beraber Nivea'nın
Repair Care olması lazım. Repair Care onarıcı bakım vücut losyonunu aldım. Vücut losyonuna çok mu ihtiyacım vardı? Hayır, yoktu. Vardı elimde daha bir iki tane ama bunu bir ara bir arkadaşım kullandı. Çok çok kuvvetli bir yapısı olduğunu ve çok güzel yumuşattığını söyledi. Ben de 11,5 lira normal fiyatı galiba. %50 indirimde olunca bir tane alışverişi arabama attım. Denemek istiyorum bunu da. Daha henüz açmadım. Ne aldım başka? Ha, şunu da göstereyim. Bir tane şöyle keçeden bir telefon kılıfı aldım. Çok hoşuma gitti. Şöyle açılıyor. Böylece içinden telefonunuz düşmüyor. Benim kocaman devasa bir telefonum var. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi biraz geniş ve büyük. Onun için dışarıdaki kılıflara falan pek uymuyor. Bunu böyle bulunca çok hoşuma gitti. Grisi de vardı ama aslında grisi daha güzeldi. Shibo'dan aldım 11 liraya. Büyük telefonunuz varsa bir deneyin derim. Çantanın içinde renkli bir şey olunca bulması daha kolay oluyor diye kırmızısını tercih ettim. Sonra da biraz inceledim. Aslında üşenmesek yapması çok basit. Sadece keçe, ki elimde keçe var. En zor kısmı keçeyi bu kadar düzgün kesebilmek. Böyle kestikten sonra kenarına bir makineyle dikiş. O kadar yani, çok bir ahım şahım bir şey yok. Biz daha güzelini bile yaparız diyorum. Onun dışında başka ne aldım? Bugün Watson's'dan Got to be you, ya da nasıl okunuyorsa. Got to you'yu nereden çıkardım? Got to be. Bugün fokuslamasında bir problem var galiba makinenin. Ben ayarlayamamışım. Kuru şampuanını aldım. Yeni geldiler Türkiye'ye. Watson's'larda satılıyorlar. Bu 19,90. Deneyeceğiz bakalım. Çok merak ediyordum bunu. Biliyorsunuz ben kuru şampuanları çok meraklıyım. Merakla deneyeceğim. Bu da yine aynı şeyin, Got to Be'nin. Schwarzkopf'un mu? Evet, Schwarzkopf'unmuş. Şöyle bir şişesinin renklerini vuruldum. Bu kuvvetlendirici değil, koruyucu. Konuşabilsem neler anlatacağım. Koruyucu sprey bu işte. Güya 4 gün düzleştirici etkisi var. Yani 4 gün saçımı yıkamadan niye durayım zaten. 4 gün boyunca inanılmayacak kadar düz duran saçlar falan filan. İşte fön makinesinin falan düzleştiricinin zararlı etkilerinden biraz koruyucu olsun diye. Bu tarz ürünler yani birbirlerinden çok farkı olduğunu düşünmüyorum. Ne kadar koruyuculuğu var onu tabii bilmiyoruz ama kullanmadığım zaman, uzun süre kullanmazsam saç uçlarında daha çabuk kurumalar oluyor. Sürekli kullanıldığı zaman saç uçları daha sağlıklı gözüküyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Daha sağlıklı gözüküyor. Daha kuruluğu gitmiş oluyor. Daha canlı gözüküyor. Bir de daha kolay şekilleniyor. Yani böyle pırtık pırtık kalmadığı için daha güzel gözüküyor. Onun dışında bir faydası oluyor mu bilmiyorum. Bundan evvel hatta bitenler videomda görmüşsünüzdür. Pantene'inki vardı. O bitti. Serum da kullanıyorum. Ama böyle bir üründe denemek istedim. Bunu da aldım. Yine büyük parçalardan şöyle elime gelen. Bakayım ne kadar kaldı diye bakın. Yarım şişe falan kalmış. Eczaneye sipariş verdim. Getirdiler benim için. Çünkü benim eczanemde yoktu. Taşımaya da üşendim. Biyoderma, Bioderma hangisi doğruysa. Aşikyo, Sensibio, neyse işte bundan aldım. Herkes biliyor, anlatmaya gerek yok. Ve bir paket daha var. Çok uzun sürmeyecek, söz veriyorum. Ivır kıvır bir sürü şey yani, çok önemli bir şey yok. Proneemol küçük boy diş macunu işe götürmek için aldım. Nivea BB Cream hediye geldi bana. Nivea'dan geldi yani, söyleyeyim. Yüzümde o var şu anda. İlk defa bugün sürdüm, dışarı çıktım. Beklediğimden daha iyi diyebilirim. Bayılmadım diyebilirim. Şu açıdan yazın kullanabileceğimi düşünmüyorum ama yani bir şey yapmadı, fazla parlamadı. Ama kapatıcılığı adı. Neyse, bunun hakkında bir yorum yapacağım. Ama Garnier'i ilk kullanmıştım. Yani Garnier'in ilk çıkanını o sürdüğüm anda pırıl pırıl olmuştu. Ondan hiç memnun kalmamıştım. Garnier'in bu arada yeni çıkardığı yağlı ciltler için olanı da denemek istiyorum. Yaza doğru alabilirim. Şu sıralar ihtiyacım yok.
Şöyle bir şey aldım. Çünkü ben çok sıkarım. Bizim aile geleneğimiz. Her yemekte muhakkak üstüme bir şey döküyorum. Yemeğin sonuna kadar dayanıyorum. Yemeğin en son lokmasında muhakkak şuraları falan. Böyle bir damla da olsa bir şey dökülüyor. İşte de bu, hak verirsiniz ki çok kötü bir şey oluyor. Öğlen yemek yiyorsunuz. Sonra düşünebiliyor musunuz patronunuzun yanında üstünüz lekeli bir tişörtle dolaştığınızı? Ben onun için yanımda şal taşıyorum. Eğer öyle bir şey olursa, yani işte daha dikkatliyim herhalde. İşte çok, iki kere falan başıma geldi. Öyle bir şey olduğunda hemen şal bağlıyorum boynuma. Bütün gün öyle şalla oturuyorum. Şöyle bir şey aldım. İşe yarar mı bilmiyorum. Leke çıkarıcı mendillerden, gratisten aldım. Sevimli de geldi gözüme. İşe yarıyor mu? Deneyeceğiz. Başka, elime atıyorum. Yani karışık olacak bu biraz. Çünkü hepsini bir torbanın içine attım. Bu da gratisten. Buna bayıldım. Bakar mısınız? Cupcake'li. Nedir bu? Sayfa ayıracı yapmak için yani. Hani not alırsınız o sayfayı belli etmek için, o hani yapışkanlı şeyler vardır ya, böyle pembe bilmem ne fosforlu. Bu da onun cupcake'lisi. 5-6 tane değişik cupcake deseni var. Şimdi harcamak istemiyorum çıkartıp. Çünkü bir miktar çıkartıp yapıştırdım. Çeşitli böyle cupcake desenli şeyler çıkıyor içinden. Şöyle çekiyorsunuz. Hadi şunu çekeyim bir tane. Bu böyle. Arkasından da başka bir tane çıkıyor. Çok hoşuma gitti cupcake'li olduğu için. 5 liraydı sanırım o. Değişik şeyleri de var. Kedili, köpekli bir sürü şey. Çok sevimli. Gratis'ten aldım. Başka yine Nivea'dan yılbaşı hediyesi gelen bir ürün. Çilekli lip balm. Çok iyi oldu bu. Çünkü elimde sadece 2 tane lip balm vardı. Arada bir çok güzel kokuyor. Kokusuna bayıldım. Eskiden bunlar sanki daha farklıydı. Ben çok bu lip balmların meyveli olanlarını sevmiyorum. Çünkü neden sevmiyorum? Fazla bir böyle yapış yapış gibi geliyordu bana. Tabii ki bunlar mat değil, parlak lip balmlar ama o kadar yapış yapış gelmedi. Hoşuma gitti. Nivea'ya teşekkür ederim. Yine Flormar'a gittim bugün. Flormar'dan ufak bir alışveriş yaptım. Fark edecek misiniz bilmiyorum ama kaşlarımı aldım. Ya kaşlarımı çok çok uzun süredir, bir seneden fazla, belki 2 senedir kendim alıyorum. Fakat bazen böyle kontrolden çıkmış gibi olur ya, öyle bir zamanda kuaförde aldırdım. Kız öyle bir konuştu ki zannettim ki bütün kaşlarım dökülüyor. Çok kötü olmuş. Nerede aldırdınız? Niye böyle yaptınız? Kaşlarınıza yazık. İşte orada o olmuş. Burada katiyen dokundurtmayın kimseye. Ben alacağım. Düzelteceğiz kaşlarınızı. Genelde bu numarayı yemem ama yedim. Onun için çok uzun bir süredir dokunmuyordum. Gidip orada aldıracağım, gidip orada aldıracağım diye. Sonra dedim ki yani iyice kaşlar şey oldu. Niye ben almıyorum? Alayım dedim. Aldım. Bence gayet de güzel oldu. Bilmiyorum. Fazla inceltmedim zaten. Uzamış olduğu için de çok rahat alındı. İçlerine falan girmedim fazla. Bir tek saçımın dip boyasını yaptırırken işte kaş boyamı da yaptıracağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Neyse, kaşımı alırken kaş fırçamın kırıldığını fark ettim. Onun için çok da fazla para vermek istemediğim için Flormar'dan 2 tane fırça aldım. İkisi de kaş için. Biri şu bildiğiniz, bir tarafı şöyle, bir tarafı böyle olan. Bir de bunların böyle çanta içinde olması da çok hoşuma gitti. Bir de şöyle bir şey aldım. Şunun ilk uçlu olması çok hoşuma gitti. Şöyle gayet uygun kaş taramak için, şekil vermek için. İkisi de 5 lira civarıydı diye hatırlıyorum. Tam fiyatlarını hatırlamıyorum. Fişini de bulamadım. Onun dışında bir tane daha Flormar'dan yaramazlık yaptım. Daha almayacaktım. Daha sonra alacaktım ama Flormar'a girmişken bari alayım dedim. Şu yeni çıkan yeşil paletini aldım. 09 numara. Benim yine boğazım kurudu. Bu arada içecekleri pipetle içmeye çalışıyorum. Çok hoşnut değilim ama dişlere daha az zarar versin diye pipetle içmeye çalışıyorum. Şunu açmak istedim ama etiketini o kadar
Güzel yapıştırmışlar ki. Bu Flormar paketlerinin tırnağımı kırdım değil mi? Siyaha dönmesinden çok hoşnutum. O beyazları beğenmiyorum açıkçası ben. Ama benim için aslında şu anda fark etmiyor. Çünkü gösterdim mi? Videosunu çekmiştim galiba, hatırlamıyorum. Yüklemedim ama. Yükleyebilirim. Bunları dipot ettim ben. Bunları yerlerinden söküp çıkarmak şeyiyle daha büyük bir palete koydum, elimde olan iki tanesini. Bunu da ona ekleyeceğim. Renkler çok güzel renkler ya. Ve matlar en güzel tarafı. İnşallah performansları da iyidir. Çok fazla mıncıklamadım açıkçası. 4,5 dakikam kaldı. 20 dakikada video kesiliyor çünkü. Severek aldım. 14 lira bunlar. Bir tane bu yeni. Bir de bunun morlusu çıkmış. Koyu morlusu. Bir ara bakılabilir. Ay çok şey var. Çok konuşacak şeyim var. L'Oreal'in göz kremini aldım. Bloğuma bakarsanız bir buketkozmetik.com yazısını yazdım. Çok uzun bir süredir kullanmıyorum ama şimdilik memnunum. Benim için önemli şey göz altlarımda falan böyle minik baloncuklar yaparlar ya, yapmadı. Masterpiece Maybelline'in eyeliner'ı çok hayal ettiğim gibi değil galiba. Sadece 2 gün sürdüm. Şu anda da gözümde var. Yani ben şu tip bir çok pratik sürülüyor bunlar. Ne deniyor bunlara? Felt tip. Keçi uçlu kalem gibi olanlar. Biraz daha koyu siyah olabilir. Göz pınarının yani şöyle içe doğru aldığınız zaman orada biraz yayılma yapıyor. Sadece 2 kere sürdüm dediğim gibi. Daha kendisiyle oynayacağım. Şeyim bitmedi. Bu ve bir de bunu aldım. Maybelline yine Lasting Drama Jel Eyeliner. Benim aldığım renk Black with Pink Diamonds. Yani siyah ve pembe ışıltılı. Hakikaten pembe simleri var içinde. Çok güzel bence. Sürdüğünüz zaman böyle mürdünmüş gibi duruyor. Eyeliner kutusundan çıkmak istemiyor. Oraya yapışmış. İçinden böyle minik bir fırça çıkıyor. Sadece denemek için elime sürerken kullandım. Göze denemedim. Ben bunları çok avantajlı aldım. Şöyle ki Rumeli Caddesi'nde bir Watson's yeni açıldı. Açıldığı zaman kupon dağıtmışlardı. Maybelline ürünlerinde %20 indirim diye. Ben de saklamışım kuponu ve hala geçerliliği devam ediyordu. Maybelline'de de bu ay göz ürünleri %30 indirimde. Yani bu 17,5 lira şu anda. Bu da 12,60 falan indirimde hali. Ben bunların üstüne bir de %20 indirim aldım. Yani ikisini 25-26 lira gibi bir fiyata aldım. Çok çok iyi bence. Hatta aman ne yapalım, 20 dakikada video kesilirse biz de devam eder editleriz. Editleriz, editleriz. Çok konuşacak ürün var çünkü yani, değil mi? Rengi böyle gördüğünüz gibi siyaha yakın. Şimdi ışıltıları görebilecek misiniz bilmiyorum ama ben de çala kalem almışım. Neyse şöyle bolca süreyim. Rengine bayıldım. Uhu. Hiçbir şekilde gözükmüyor ışıltıları. Yani o siyah gibi gözüküyor. İçinde de pembe ışıltılar var. Görmenizi çok isterim. Giderseniz muhakkak bir mıncıklayın derim. Elime sürdüğüm kadarıyla yapısı çok güzel. Yumuşak ama fazla yumuşak değil. Yani çok yumuşak, çok güzel sürülüyor. Ama böyle krem gibi yayılmıyor. Physicians Formula'nın, ki bunu söylediğim için bir sürü insan bana kızacak, o üçlüleri var ya, ona çok bayılanlar var. Ben çok bayılmadım. Fazla yumuşaklar benim için. Bunu sevdim gibi ama gözümü uygulamadım. Bu hafta deneyeceğim. Herhalde yorumunu da kısa zamanda yaparım. 20 dakikamız dolmak üzere. Bu videonun sonuna ekleyeceğim şimdi. Biraz sonra görüşürüz. Devam ediyoruz. Başka yine Maybelline'den devam ediyoruz. Maybelline'in şöyle göstereyim. Tabii ki gözükmeyecek. Dream Lumi Touch isimli aydınlatıcı kapatıcısı. Yves Saint Laurent'in Touche Eclat olması lazım. Ona benzetiyorlar YouTube'dakiler.
Çok merak ederek aldım. Çok çok da memnun kaldım. Gerçekten hem güzel aydınlatıyor hem de kapatıcılığı da fena değil. Yapısı çok kalın değil. İki kötü yanını söyleyeceğim. Fiyatı da uygundu. 20 lira civarı bir şey yani. Çok da aslında uygun değil. Şu açıdan uygun değil. Çok az ürün var içinde, bakar mısınız şu anda? Ki gerçi ben bayağıdır kullanıyorum ama yani o tüpte falan aldığımız şeye göre az. Buradan böyle çeviriyorsunuz. Fırça ucundan çıkıyor. Şöyle. Şimdi bunu yayacağız. Bendeki rengi 02 nude. Bir numarası ivory. Bir de 3 numarası var galiba. Emin değilim. Şurada görüyorsunuz, gayet güzel, doğal, aydınlık bir yapı bırakıyor. Memnun kaldım ben. Beğendim. Bir de ha, kötü yanı, şuradaki sinir olurum böyle şeylere. Paketin üstündeki bu boyaması, yazıları falan hepsi hemen çıkıyor. Bir baskı gibi bir şey var. Memnun kalmadım o açıdan. Yine Maybelline'le devam edelim. Arkadaş kategorisinden elime geçen bir ganimet. Arkadaşımda iki tane varmış bundan. Almış mı unutmuş mu artık, neyse bilmiyorum. Birini sana vereyim dedi. Ben de iyi ver dedim. Çünkü zaten almayı düşünüyordum. Hatta %50 indirimde alamadım diye bundan üzülmüştüm. Aklımdaydı. Maybelline'in Dream Matte pudrası. Bendeki rengi 08 Golden Sand. Bana da uyacağını düşünüyorum. Şöyle alt kapağı da açılıyor bunun. Becerebilirsem. Çok paketi çok hoşuma gitti benim. Çok orijinal olmuş yani. İçinden bir ayna ve pudra pufu çıkıyor burada. Pardon, özür dilerim. Boğazım kuruyor yine. Bunu herhalde kullanmam ama aynası falan olması hoşuma gitti. Biraz bana yapısı kuru geldi ya bunun. Yani bilmiyorum, ben daha yumuşak pudralara alışkınım. Merak ediyorum ama sadece bir iki kere denedim. İyice kullanıp bunun hakkında bir yorum yazabileceğim. En son aldığım, bunu da ne zaman aldım? Cuma akşamı? Yok, cuma dündü. Yani birkaç gün evvel akşam iş çıkışı aldım. Söylemiştim daha evvelde. Kaşlara taktım şu sıralar işte. Wax'ı olan bir şey arıyorum diye. NYX'inkini aldım. 25 liraydı. Bence çok pahalı ama dayanamadım, aldım. İçinden dandirik iki tane fırça çıkıyor. Minnacık. Çok sert. Sert olmasının yanı sıra bunun ucu böyle yakılmış gibi, sanki böyle sert bir şey var ucunda. Hiç benimki en azından öyle çıktı. Bu kullanılabilir değil. Bunda kaş taranır mı bununla bilmiyorum. Yani acil durumda belki kullanacağımı zannetmiyorum. Wax'ı çok güzel fakat minnacık. Çok çabuk bitebilir. Ben yine tabii şu fırçayla göstereceğim çünkü başka şey yok. Gri renk, gri siyah diye geçiyor bu. Oradan çok daha koyu gözüküyor olduğundan böyle bir rengi aldım. Çünkü şu anda mesela kaşlarım boyasız. Açık rengini kullanıyorum bu arada. Koyusunu denemedim. Şimdi sürün ki üst üste de sürüyorum. Sürünce anlayacaksınız. Benim saç rengim baya koyu aslında. Kaşlarım ondan da koyu. Onun için sürdüğüm kahverengiler, hani hep deniyor ya kaştan bir açık renk, ama kahverengiler bende çok kötü duruyor. Çok leke gibi duruyor. Çok belli oluyor. Onun için böyle tonlara gitmek zorundayım. Boyasız olduğu zaman, kaş rengimi açtırdığım zaman o zaman kahverengileri kullanabiliyorum. İşte bu da benim biraz ihmalimden giriyor. Sık sık berbere gitmekten hoşlanmadığım için. Normal renginde olduğu zamanlarda işte şu açık rengi, bu koyu rengi. Açık rengi gayet güzel kaynıyor. Hiç belli bile olmuyor. Güzel, fena değil şimdilik. Deneyeceğim, oynayacağım. Çok böyle zaten yani şu anda bir şey yok kaşımda. O bile şey yani, hani neresine sürüyorsun derseniz, şuralarda hafif, çok az boşluklar var. Çok hafif oraya sürüyorum. Onun dışında kaşımı boyamıyorum olduğunun dışında. Yani bu uçları falan bile boyamıyorum. Ancak bir gece makyajı falan yaparsam belki o zaman boyarım. Boyamıyorum. Yani bu hali bile gördüğünüz gibi gayet koyu renkli. Böyle kendime göre bir şeyler uydurmaya çalışıyorum. Fena değil. Elfin kaş kitini çok merak ediyorum. Koyu olanını. Aklımda o var. Yani yurt dışından falan
gelecek biri olursa ondan alırım diye düşünüyorum. Türkiye'de de satan siteler var ama yani yol parası falan filan üstüne ekleyince gereksiz pahalı olduğunu düşünüyorum. Hoş, bu da çok ucuza gelmiyor. Bu da 25 liraya geldi. Onu da alabilirmişim aslında. Ama bunu denemek istedim. Belki bir başka bahara onu da denerim. Ah, çok uzun bir video olmadan bunu da bitireyim. Ötekiyle birleştireyim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hafta içi çekebilir miyim bilmiyorum ama hafta içi çekebilirsem bundan sonra bir alışveriş videosu daha gelecek. Bir de Inglot'tan aldıklarımın alışveriş videosu gelecek. Şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.